Doğru, gerçekten hani bir alınan mağlubiyet biraz etkiledi hem Fenerbahçeleri hem hani bütün futbol severleri. O hafta Beşiktaş da çok ağır bir yenilgi almıştı. Rakip takımları da düşünecek olursak bizim temsilcilerimizin seviyesinin altındalardı. Ama Fenerbahçe için karanlık bir tablo yoktu zaten ortada. İsmail Hoca da onu zaten vurguluyor. Lider çıkmak için evet bir averaj durumu söz konusu. Onun dışında bilmiyorum senin düşüncen ne. Ben güzel farklı bir galibiyet bekliyorum ve sonrasında da rahat rahat devam edeceğini düşünüyorum konferans ligine. Bir derbi galibiyeti morali de var takımda. Nasıl yorumlayacaksın? İki bilgi öncelikle. Birincisi, sevgili Umut Nayır ve eşine başsağlığı dileğimi iletmek isterim. Çok Evet. üzücü bir haber aldık. Başları Ya Allah sağ olsun. sabır Allah versin. sabır versin. Gerçekten kolay iş değil. Başları sağ olsun. İkincisi, fikstürle ilgili Sayın Kartal konuşmuş. Onunla ilgili de ufak bir bilgi vereyim. Fikstür değişimine kulüplerin itiraz etme hakkı var. 7 gün içinde tahkim kuruluna bu konuda başvurabilirler. Eğer kulüplerin bu Önemli. konuyla ilgili bir itirazı söz konusuysa hukuken tahkim kurulu kapısı açık. Biz bu fikstürü bu şekilde oynamak istemiyoruz diyebilirler. Ondan sonrası federasyona kalmış. Bu parantezi de kapatmış olayım. Galibiyet bekliyorum doğal olarak. Hani Fenerbahçe'nin kadrosu, Spartak Trnava'nın kadrosu, harcanan paralar, kurulan kadroya bakarsak Fenerbahçe'nin kazanması lazım. Normal koşullarda, işte normal koşullarda maalesef oynayamadı bazı maçları sakatlık nedeniyle ama normal koşullarda rahat bir şekilde lider bitirmesi gerekirdi grubu. Benim beklentim o yöndeydi. Kurallar çekildiğinde de o yöndeydi. O yüzden kurallar çekildiğindeki fikrimle bugünkü fikrim değişmedi. Umarım galip gelir. Yani galibiyet haricinde herhangi bir sonucun zaten çok geçerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin o zaman çok ciddi bir öz eleştiri yapması gerekir. Galip gelirken de umarım lider olur. Çünkü lider olmak iki maç eksik oynamak anlamına geliyor. Bu sıkışık Evet, doğru. fikstürde, daha da sıkışık olan fikstürde. Önemli, kıymetli bir detay. Tabii hafta sonu maçı oynanmayacağı için normal koşullarda belki yapılacak bir rotasyondan da vazgeçilmiş oldu. Doğru. Biraz daha dinlenme fırsatı olacak Fenerbahçe'nin. O yüzden daha net bir kadroyla çıkacak. Ciku'nun ve Osterwolde'nin oynamasını bekliyorum. Samet listede yok zaten. Serdar Aziz de daha henüz tam hazır değil. Hoca da söyledi. Merkezde onlar. Diğer taraflarda da ideal kadrosunu bekliyorum ben Fenerbahçe'nin. Rahat bir galibiyet ev sahibi olarak artık hani burada da endişe edeceksek ya tabii ki futbolda her türlü sonuç var ama artık biraz da gerçekçi yaklaşırsak Spartak Trnava'yı hiç zorlanmadan geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Serhan Türk. İşte kadro yapılanmasına baktığı zaman sezon başında çok iyi bir kadro kuran Fenerbahçe adeta UEFA Konferans Ligi'nde eseceğini düşünüyorduk. Geldiğimiz noktada tabii ki sıkıntılı bir süreç de oldu. İşte sakatlıklar hem lige hem UEFA Konferans Ligi'ne bir sıkıntı oluşturdu. Yani şöyle gerçekten sonuç anlamında iyi sonuçlar alamadı. Ve daha sonrasında da şu an Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken tabloyu konuşur hale geldik ki kadrosu mutlak kazanabilecek bir kadro yapılanması vardı. Ben yani ki maçın mutlak favorisi tabii ki Fenerbahçe. Canı gönüllerine de kazanmasını isterim. Çünkü Fenerbahçe'nin burada kazanacağı puan ve buradan üste çıkması, üst gruplara, diğer maçlara çıkması, UEFA Konferans Ligi'nin grubundan çıkacak olması bizi ülke puanı açısından iyi yerlere getirecektir. İşte Galatasaray'ın biliyorsun Avrupa'da kalması, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kalması, arkamızdaki Belçika'nın da zorlamasıyla beraber daha da ülke puanı olarak iyi yerlere gelmemize sebep olacaktır. Ki ikisi için de çok müsait bu arada. Hani evet Tabii. ben üzüldüm Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde devam etmemesine. Temennim gerçekten hani samimi bir şekilde oydu. Ancak Avrupa Ligi ve Konferans Ligi iki kadro içinde hedeflenebilecek bir kupa. Yani Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi çok Kesinlikle zor öyle. da Kesinlikle. oralar hedeflenebilir Şimdi bence. herkesin kafasında Daha UEFA olası Konferans hedefler. Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray oynar mı kadar düşündürücü hale geliyor ama bence öyle bir senaryonun olacağını düşünmüyorum her iki takım özelinde de. Ama şunu da söylemek lazım. Ya ki Yusuf Kenan'ın da söylediği gibi iki takımın da kadro yapılanması iki tarafı da götürebilecek düzeydeydi. Galatasaray tarafına geldiğimiz zaman konuşuruz ama Galatasaray'ın o gruplarındaki durumda Manchester United'ın saf dışı kalmasında biz burada fazla yorumlarız ama İngiltere'de daha farklı yorumlanması da gerekiyor. Doğru. Evet. Yani para mutluluk getirmiyor, para başarı getirmiyor. Burada oyun oynamak, iyi oynamak, gününde olmak
ve rakipleri küçümsememekte. Doğru doğru. Kesin öyle. Kesin. Nerelere getirdiğini görebiliyoruz. Bir muhtemel 11'imize bakalım mı? Bu arada gruptaki durum da ekrana geldi. Muhtemelimizi de getirelim ekrana, bir inceleyelim. Sizlerin de düşüncelerini konuşalım. Yusuf Kenan dedi zaten hafta sonu maç oynanmayacak olması çok da rotasyonu gerektirmeyecek. Livakovic kalede, Osayi, Ciku, Osterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko. Cahil. Yani evet, Crespo, İsmail arasında evet. Gidip geliyorum. Ben derbi öncesinde de tweet atmıştım. Ben İsmail'i Crespo'yu tercih eden bir futbol severim. Evet. Bu bir tercihtir yani. Başkası da Crespo'yu tercih eder. Onu da anlarım. Ama yani bu kadronun normal koşullarda yarın çok rahat bir galibiyet elde etmesi gerekiyor. Önemli olan hani tabii yani galibiyet kadar liderlik, bir de sakatlık olmaması. Bu artık Fenerbahçe açısından bu sezonun mottosu olması gerekiyor. Sakatlığı öngörmek çok kolay bir şey değil. Bazılarını zaten öngöremiyorsun ama kas sakatlığını en azından vücudu dinlendirerek ve ölçerek biraz öngörme şansın var. Umarım sakatlık olmaz. Çünkü ideal kadroyla çıkılan bir maç ve kolay bir kadroya karşı oynayacağın, kolay bir takıma karşı oynayacağını varsayarak söylüyorum bunu. Umarım sıkıntı olmadan hedeflerine ulaşır. Bundan sonrası için önemli. Yani Fenerbahçe açısından bu maç beni çok endişelendiren bir karşılaşma değil. Derbi galibiyeti de oyun açısından çok zengin bir Fenerbahçe'yi bize gösterdi. Evet. Sonrasında üstüne koyarak gitmesi gerekiyor. Çünkü hep hani hatırlatmaya çalıştım. Norçenat mağlubiyeti zedeleyici bir mağlubiyetti. Yani şimdi o mağlubiyet size uzun vadede takıldığınız noktalarda hatırlatılacak bir mağlubiyet maalesef skor itibarıyla. 2-1 kaybetseydiniz kimse umursamazdı ama işte skor maalesef sizi o noktaya taşıdı. O nedenle de biraz kendi kredisinden harcamış oldu Fenerbahçe. Bu krediyi harcarken de tekrar geri kazanmak için galibiyet kadar biraz da iyi oyunu sergilemesi gerekiyordu. Sivas maçı hiç fena değildi. Özellikle Fred'in aktif olduğu bölümlerde Fenerbahçe çok iyi oynadı. Derbi, bence Fenerbahçe benim izlediğim derbi tarihinde deplasmandaki en rahat oyunu oynadı. Yani bu kadar rahat bir derbi galibiyetini deplasmanda ben ev sahibi olarak da hatta hatırlamıyorum. Ama bu senin en kötü maçı olarak da Norşelen deplasmanı evet, söyleyebiliriz evet. Yani. Felaket mi? İşte onu söylüyorum. O felaket, o zedeleyici mağlubiyet sonrasında Sivas maçı biraz toparlandın, derbi. Kendine moral geldin. Depoladın, kendine evet. Geldin. Şimdi konfirme etmen gerekiyor. Kayseri maçı tehlikeli bu arada. Ben söylüyorum buradan şimdiden uyarmış olayım. Bu karşılaşmada skor elde edilirse rotasyona hemen gitmek gerekiyor. Çünkü Kayseri maçı tehlikeli. Çünkü Kayseri Spor Lig'de bence Fenerbahçe'ye karşı oynadığı futbolda en çok sorun çıkartabilecek takımlardan bence birisi. Bence 4 büyüklere karşı diye onu söylersek. Evet yani çünkü çok iyi çıkıyorlar. Kontratağa geçişi çok iyi oynuyorlar. Tabii. Evet kısıtlı kadrosu var. Sürekli bir şey transfer yasağı nedeniyle sıkıntılar çeken Kayseri Spor'dan bahsedebiliriz ama. Ama Çağdaş Hoca gittikten sonra orada da bir yükselişe geçen de bir Kayseri Recep, Spor var. Evet Recep Hoca'yı da ayrıca tebrik ama etmek gerekiyor. Bunu zaten başkan da söylüyor yani Çağdaş Hoca gittikten sonra biz kendimize bulduk şeklinde de evet, demekleri yani, de var zaten. Recep Hoca'nın ben geçen sene Ümraniye'deki performansını da beğeniyordum. Bu da Kayseri Spor performansını da çok beğeniyorum. O yüzden yarın oynanacak maç konfirme etme karşılaşması kolay da bir rakip. Skor eğer erken gelirse hoca umarım değişiklikleri hızlıca yapar ve Kayseri maçı içinde diri bir Fenerbahçe izleme şansımız olur. Yani o şey dinlenme süresi uzadığı için saat olacaktır. 11'e baktığında ilk olarak İsmail Yüksek'le ilgili konuştun. Hani benim tercihim o olurdu ama yok yani da, ideal kadro dedim ya yani evet. Benim ideal kadromda İsmail olur. Sence neden İsmail yok? Bizim muhtemelimiz yok hani bilmiyoruz tabii maçta olur mu ama. Ya hocanın bu derbide de böyle tercih edildiği için muhtemelen burada tahmin bu yönde yapılıyor. Crespo da iyi oynadı aslında kötü de oynamadı. Kötü oynamadı. Ama şu var yani Yusuf Kenan lafına girdim. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi biraz önce İrfan Can Kahveci bası toplantısında açıklama yaptı. Dedi ki benim Fenerbahçe transfer olduğumda 8 numara olarak transfer oldum dedi. Şu anki geldiğim noktada 8 numara oynamıyorum. Ama en verimli olacağım pozisyon 8 numara olduğum pozisyondur dedi. İsmail için de öyle. İsmail şu an 6 numara pozisyonunda evet. Oynuyor. Ama değil aslında 6 numara. Ama değil. Ama yani stoper mevkisinde çok büyük hatalar da yaptı. Ya yani şöyle. Orada da şöyle yani biliyorsun doğru. Orada normal ikili vardı. Orada Jik yok, BK yok. Daha sonrasında Samet Akaydın iyi performans göstermedi. Milli takım performansıyla Süper Lig performansını farklı performanslar göstermeye başladı.
Ama ben yine İsmail'in bu muhtemel 11'inde İsmail'in olması benim İsmail için kazanım olacağını hem de Fenerbahçe için daha iyi kazanım olacağını düşünenlerdenim yani. Öyle, yani İsmail'in stoper performansını benim kendi futbol görüşümle şöyle açıklayabilirim. İsmail daha çok 8 numaraya yatkın bir oyuncu. Şimdi oyuncu devşirirken belirli bir mevkiden o mevkinin özelliklerini taşıması maalesef bazı mevkiler için artı bazıları için de eksi oluyor. 8 numarada oynayan oyuncular bence, yani başkası farklı bir şey söyleyebilir. Bek pozisyonunda biraz daha rahat oynayabilen oyuncular. 6 numarada oynayan oyuncular ki bunun tarihi örnekleri var. En önemlisi belki Mascherano'dur. Daha fazla stoperde oynayabilen oyuncular. 6 numara özellikleri zayıf olduğu için İsmail'in. Ben bunu savunuyorum. Bir 8 numara bence İsmail'in. En azından görüntü olarak onu görüyoruz. 6 numara alamadığı için mecburen orada oynatmak zorunda kaldı. Fena da idare etmedi. İyi de oynadı. İyi de oynadı. O yüzden İsmail'e de birebir bir şey söyleyemiyorum. Ama hani orada onu stoper olarak maç boyunca bırakmak bence bir teknik hatasıydı. Oraya bir hamle gerekirdi. Hamle çok kısıtlıydı. Hoca belki izlerse kızacak yani. Ne hamlesi, kimi sokacaktım diyebilir. Yani o zaman o Servolde'yi kaydırıp İsmail'i biraz öne çekip, çünkü sadece İsmail değil, önde de sadece Crespo ile oynadınız. Hani bu oyunu tutabilecek tek bir orta saha oyuncusuyla oynamayı tercih ettiniz. Neyse, o maçı çok konuştuğum için İsmail'in o performansı bence İsmail izledi. Neden olmadığını da bence o performansın yansıması olarak değerlendirebiliriz. Peki, biraz bir uzun soru. Oldu, kusura bakma. Hayır canım, olur mu, estağfurullah. İzleyicimiz Yusuf Bey'e sorar mısınız maç? Rahat bir hale alırsa kimleri görebiliriz? Emre Mor, Cengiz ve benzeri görebilir miyiz diye soruyor. Emre kadroda değil. Kadroda değil, evet. Listede ve ben yok. Şunu soracağım izleyicimizin sorusuyla birlikte. Evet, yani maç rahat bir hal alırsa hoca hangi değişiklikleri yapar, hangi oyuncuları görmek ister? O zaman ben bir soru daha soracağım sana Melike'nin sorusuyla beraber. Eğer Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam ederse Emre listeye eklenirim. Eklenir, eklenebilir. Ya Fenerbahçe'nin listesi biraz tabii 3 oyuncu ekleyip 3 oyuncu çıkartabiliyorsun devre arasında. O yüzden o eklemeleri yaparken de iyi bakmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe, işte senin sorununa başlayayım sonrasında ikinci soruya gideyim. Fenerbahçe bir stoper, bir kanat forveti, bir 6 numara ve Michy Batshuayi ayrılırsa da bir forvet oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Mesela 4 Mert Müldür'ü alamadığı için bu sene gidip stoperlerde Mert Müldür stoperde oynayabilirdi. Evet. Bunun sıkıntısını yaşadı. Doğru. İleri uçtaki oyunculara çok fazla forma şansı vermek istedi. Oraya eksiklerim olursa doldururum dedi. Aslında lüksünden taviz vermemek istemeyen İsmail Hoca defanstan taviz vermeye başladı. Yani 3 forvet Dzeko, Batshuayi, Umut Nayır tercih edildi galiba. Umut Nayır da var kaldı. Evet, var. Umut Nayır ama oynamadı zaten. Yani. Oynamadığından bile konuşamıyoruz aynen. Farkındaysan. Yani Joshua King de mesela merkezde oynayabilen bir oyuncu. O zaman orada da değerlendirilebilirdi. Ben de katılıyorum. Liste yapıldığında şu eleştiriyi yapmıştım. Bana garip gelmişti. 3 tane stoper ve 3 tane bekle girilmesi. Bu risk içeren bir durum. Hani Ferdi iki tarafı da hallediyor. Evet ama sakat ya da cezalı olursa o özelliği kaybediyorsunuz. Stoper Jaden'ı kaydırırız. Olmuyor işte. Stoper değil Jaden Osterwold'e. Bunu gösterdi. Evet. O yüzden bu riski almıştı Fenerbahçe. Bence ilerleyen dönemlerde kadroda o konuda bir revizyon söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine hatırlatayım. 3 oyuncu değiştirebiliyorsun sadece. Evet. İlk baştaki listenden. Fenerbahçe temelde 3 transfer yapmayı, Batshuayi giderse 4 transfer yapmayı planlıyor. O transferlere göre de bakmak gerekiyor.